İsmim Hikmet Pala, öğretmenim. Aynı zamanda Eğitim İş Sendikası'nın Ordu Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Aslında kendi çocuklarımızın başına gelmiş gibi, bütün çocuklarımızın başına gelmiş gibi algıladık bu olayı. Ceren bu ülkenin kızı oldu. Bir ailenin ocağına ateş düştü ama genel olarak da ülkenin ocağına ateş düştü. Hepimizin bir anne olarak, bir baba olarak bizler o acıyı empatik olarak hissettik. Ceren'imiz bu ordunun sokaklarında dolaşan, yetenekleri olan, bale yapan, sanatla uğraşan, üniversiteye giden, gitar çalan, saz çalan, yetenekli bir çocuğumuz. Ve o çocuğumuz ne yazık ki hiçbir sebep olmaksızın, hiçbir bağ, hiçbir illiyet, hiçbir rabıta olmaksızın bir katil, bir hunharca işlenen bir katliam neticesinde aramızdan ayrıldı. Ceren her gün okuluna giderdi, sonra bale kursuna giderdi, oradan evine giderdi. Bizler bugün onun doğum gününde, onun yıllarca arşınladığı bu yolu, okulla, bale kursuyla ev arasındaki yolunu ordular olarak yürümek istedik. Onun acısını bu şekilde duymak, tekrar yaşamak istedik. Acıyı yaşamalıyız ki bu olayların tekrar başımıza gelmesine ilişkin önlemler almalıyız. Tabii burada biz cenaze evi olarak kabul ettiğimiz için herhangi bir siyasi slogana, herhangi bir infiale sebep vermeme adına gayret gösterdik bu etkinlikte, bu anma töreninde. Ama tabii genç arkadaşlarımız ufak tefek sloganlar atmaya kalkıştılar. Onların da acısı, heyecanı yüksek, anlıyorum. Çünkü ordu bir travma geçiriyor. Artık insanlar arkasına bakarak yürüyorlar. Artık kadınlar yalnız bir sokaktan geçmekten, karanlık bir sokaktan geçmekten korkuyorlar. Artık erkekler kendi çocuklarının, kendi karılarının, eşlerinin, çocuklarının başına bir şey gelme korkusunu yaşıyorlar. Hatta şu korkuyu dahi yaşıyoruz erkek olarak biz. Bir kadının arkasından yürümek zorunda kaldığımızda hasbel kader, acaba o kadın bizden rahatsız olur mu diye biz de rahatsız oluyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, bir önümde bir kadın varsa diyorum ki bu kadın acaba beni bir şey zanneder mi? Beni bir katil zanneder mi? Benden korkuyor mudur diye ben bundan rahatsız olup bir şekilde yolumu çevirmeye çalışıyorum. Oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu büyük bir travma. Deprem olduğunda insanlar depremden sonra hep sallanır hissi hissederler. Bu da öyle bir travma. Biz şimdi etrafımızdaki birçok insanın acaba cani mi, katil mi, sapık mı ne olduğunu şüpheleniyoruz. Yani biraz paranoyalarımız gelişti. Ama biz bunu el birliğiyle aşacağız. Bundan sonraki cerenlerimize sahip çıkacağız. Sorumlusu kimse eğer, sorumluluk var ise eğer, tabii ki bunun devamında hukuki mücadelesi verilecek. Hele sosyal medya üzerinden bu çocuğumuzun katledilmesine yönelik abuk subuk yorumlar yapan, sözler söyleyen insanlarla ilgili suç duyuruları bulunuldu. Biz de bulunacağız. Ve devamında şunu kabul etmiyoruz. Yani bir katil aramızda dolaşmış, bir aralıktan beri firar etmiş ve aramızda dolaşmış. Bize kimse bilgi vermedi. Sosyal medya çağındayız. Sosyal medya sayesinde bu katil yakalandı Ordu'da. Otogar civarında, Yeni Mahalle civarında sosyal medyadan görüp müdahale eden bir esnafımız sayesinde yakalandı. Eğer bir aralıkta bu arkadaşımız, arkadaşlarımıza bizim sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşılsaydı, bu caninin fotoğrafları paylaşılmış olsaydı, bu elini kolunu sallayarak burada dolaşamayacaktı. Hemen yakalanacaktı. Ama bunun duyurusu bize yapılmadı. Sosyal medyanın gücü önemli. O gün hapisten kaçtığı gün eğer bu duyurulmuş olsaydı bu kişiyi ordular, kimseye zarar vermeden yakarlarlar. Burada takipçisi olacağız. Gittiğimiz yol çok karanlık. Az önce oradan geldik. Evet. Hep beraber yoğun bir kalabalık vardı. Yani bu sokakların aydınlatılması gerekmiyor mu? Nedir? Tabii ki sokaklarımız karanlık. Sokaklarımızda hala çalışmalar var. Sizin notuna başlıyor musun? Hala çalışmalar. Bugün Ceren'in evine binlerce ordulu olarak gittik. Ama gördük. Sokaklarda hep beraber bunun tespitini de yaptık. Sokaklarımız karanlık. Sokaklarımızda hala açılmış ama bitmemiş inşaatlar, yol inşaatları var. Hani bir zamanlar demişlerdi, biz artık altyapı sorununu çözdük. Ordunun artık 40 yıllık, 50 yıllık problemlerini çözdük. Ama gördük ki yeniden açılmış. Sokaklarımız karanlık. Sokaklarımız tenha. Sokaklarımızda insanlarımız yürümeye korkuyor. Bastığı yere dikkatli basmak zorunda kalıyor. Bir sokağa girerken, hele bu travmadan sonra insanlarımız bu sokaklara girmek istemiyorlar. Ciddi problemlerimiz var. Yani
bir an önce bu şehrin hem maddi anlamıyla, fiziki anlamıyla hem de insanlarımızın psikolojik anlamıyla rehabilitasyona ihtiyacı var. Hepimiz büyük bir travma yaptık. Peki hocam, bir de görüntü, mobese olaylar, yani insanlar evet. bir buçuk gün bulunmadı yani, örneğin katil. Şimdi tabii çok ilginç bir durum. Bu kişi yaklaşık 3 gün aramızda dolaşıyor, inşaatlarda yatıyor, gidiyor kıyafetçilerden mont çalıyor, bıçak çalıyor, girdiği yerlerde, lokantalarda ekmek istiyor, yemek istiyor. 3 gün aramızda dolaşıyor bu insan. Ve bu şehirde bir kaçak olarak 3 gün yaşıyor. Mobese kameraları var. Bir kaçağın takibini niye yapmadık? Katil olduktan sonra onun 200 tane mobese kamera görüntülerini inceledik değil mi? Katil olduktan sonra inceledik ama 200 görüntüyü bilmem kaç saatlik bir görüntü havuzunu tekrar incelendi ve bu kişinin izine ulaşıldı. Peki kaçakken bunlar yapılmış olsaydı bir günde bu iş çözülmez miydi? Tabii ki çözülürdü. Ama ne yazık ki olan Ceren'imize oldu. Ama bu siz de olabilirdiniz, ben de olabilirdim, benim çocuğum da olabilirdi, başkalarının çocuğu da olabilir. Çünkü elikanlı bir katilden bahsediyorum. İfadesi çok korkunç. İfadesi çok korkunç. Çünkü çocuğu öldürmeyi tasarlıyor, başka insanları öldürmeyi tasarlıyor, buradan sonra başka bir insanı daha öldürmeyi tasarlıyor. Hatta hapse gireceğim, çıktıktan sonra kafama koyduğum bir kadın var, onu da öldüreceğim diyor. Şimdi bu insana artık ceza infaz yasasının bir düzenlenmesi lazım. Hele af gibi bir tasarının artık siyasilerin gündeminden tamamen düşürülmesi lazım. Böyle hele adi suçlarda, cinayet gibi, taciz gibi, tecavüz gibi, insanı yaralama gibi suçlarda affın asla siyasiler tarafından düşürülmemesi gerekiyor. Yavrumuz için mücadele ediyoruz ama bir yavrumuzu kaybettik. Onun acısını en yakından hissedenlerden biriyiz öğretmenler olarak. De gittik Ulubey'in Kumanlar Köyü'ndeki evet. cenazesine katıldık. Büyük bir, yoğun bir yağmur yağışı altında bu cenaze gerçekleşti. Ama o cenaze töreninde de mahşeri bir kalabalık vardı. Arabalardan geçilmiyordu, insandan geçilmiyordu. O çamura çorağa rağmen insanlar sahip çıktılar. Öğrenciler sahip çıktı. Okul arkadaşları, hocaları sahip çıktılar. Bugün de Ceren'in doğum gününde üniversiteden arkadaşlar akın ettiler, ağladılar. Onun yasını tuttular. Evet. Ciddi bir katılım oldu. Ya ben şunu gördüm. Ordu'da bugüne kadar başka olaylar geliştiğinde, yani siyaseten olaylar geliştiğinde sokağa çıkmayan ordu halkı bir insani dramla karşı karşıya kaldığımızda onu kendi yüreğinde özümsedi, o acıyı hissetti ve buna tepki olarak burada Ceren'imizin yanına koştu. Evet. Yavaş yavaş. Ya pankartın önünü açık tutalım. Mümkün olduğunu arayın. Yavaş yavaş. Herkes yan tarafa. Çekin abi. Çekin. Çekim yapacaklar. Biraz uzaktan çeksin. Evet abi. O şey öyle yap. Yavaş yavaş. Biraz gel. Yapsan ne? Komiser. Yavaş yavaş. Yavaş, iyice yavaş. Yavaş da. Yavaş, sakin, yavaş. Yavaş da inelim. Yavaş. Sessiz. Çekim yapacaklar. Biraz daha ileriden çekerse. Sessiz duyarım, sessiz. Ama sesler başkan. Tamam, pankart başına birileri gelsin, çeksin devamlı pankartları. Yavaşlayın. Köprü boyası. Köprü boyası.
Asistan katlamayın. Asistan katlamayın. Köprübaşı meydanından başlayan yürüyüşte pankartlar ve genel çözümler resimler vardı. En öndeki pankartta biliyor musunuz ben uçağından nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim sloganı yer aldı. Pankarttan önünü boşaltalım lütfen. Beyler ağır al. Beyler yavaşlayın. Bu bile. Gördün mü orayı? Azıcık aşağı kaydı. Geri olarak incik. Yok abi. Tamam. İyice yavaş. Yavaş arkadaşlar yavaş. İyice yavaş. Bu ne ya? Yavaş. 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 İkili yapanlar için pankart önünü bir açalım. Söyle, indirsin pankart. Yürüyüşe çok sayıda. Hayır, hayır. Yavaş da, yavaş. Sol kayıt, sol kayıt, yavaş. Çekil yapanları biraz ileri alalım. Şu pankartın yanlarından bir geçer. Ne kadar çekil, yavaş yavaş. Çekil yavaş yavaş. Yayın yapılıyor, duyuyor millet ya. Beyler, çekim yapanların arkasını lütfen boşaltalım. Geri geri geldikleri için. Pankartı geçmeyelim lütfen. Pankartı geçmeyelim, pankartın yanından ilerleyelim. Sağ olasın. Hayır, hoş geldin abi. Merhaba. Sorumluluk var. Yani bu nasıl? Bir daha etmiş adam ya. Nasıl bir daha etmiş ya? Hocam yine firar var. Merak etme sen. Var mı yine bugün firar? Bir daha eder mi? Var var. Başka firar mı var? Thank you.
Ben iki oğluma sadece kadına saygıyı öğretiyorum. Sadece bunu öğretiyorum. Kadınlar sevin sayın. Bu kadar. Bu kadar. Ne meslek yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Kadına saygılı olsunlar yeter. Başka bir şey istemiyorum ben. Yasakmış. Yasaktı madem, niye o katili sokaklara saldılar? Neden? Otellerde kalmış, neden? Novada'da gezmiş, nasıl gezer? 30 liraya bir otelde konaklıyor, nasıl konaklayabilir? Nasıl kimliksiz? Susmayacağız, beni kimse bugün susturamaz. Ben iki erkek çocuk annesiyim, susmayacağım. Susmayacağım. Ne günah vardı? Aç aç öldü o çocuk. Ne günah vardı? Ne günah vardı? Ne günah vardı? O annesine günah değil mi? Mahallelik bunları yasaklayana kadar önce bizim emniyetimizi sağlasın. Canımızı korusun. Basından birazcık daha geriye alalım sizi. Gençler biraz geriye çıkar mısınız ya? Çıkar. Başını sağ olsun. Birinci yaşı olacaktı. Emre. Abi biraz yakın tutar mısın? Biraz yakın. Bırak abi. Mikrofonu koydun mu? Evet. Abi biraz yakın tutar mısın? Abi beklemeyin. Beklemeyin. Yaşamasın bu olayları. Abici bir teklemeyin. Çok büyük. Sapalım. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Dışarıda yaşayan vatandaşlarımıza bize destek olan, bizi yalnız bırakmayan sosyal medyada basın mensupları arkadaşlarımıza, yani tüm camiye sosyal teşekkürlerimi sunuyorum. Sesimiz oldukları için. İnanın biz öyle biliyor musun? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siyahlığımı ben alayım abi. Ben bakanlara soruyorum. Çok özür dilerim. Bana tutar mısınız? Yok, bu benim değil abi. Benim. Mahmut abi. Buyur kardeşim. Süleyman Soylu'ya soruyorum ya. Böyle bir bakaydan maruz kaldık. Bu ne demek? Bir de müsaade edebilir miyiz? Siz de abi. Bir de müsaade edebilir miyiz? Bir de müsaade edin lütfen. Şu merdivenleri bir açabilir miyiz? Basın meclisi var arkadaşlar. Basın meclisi var arkadaşlar. Siz de abi. Bir açalım. Bir dikkat. Lütfen şu merdivenleri bir açalım. Şu merdivenleri bir açalım. Bir kenarları çıkalım buraya arkadaşlar. Muhtarım. Arkadaşlar artık şey yapalım. Lütfen. Evet, muhtar, rica ediyorum. Doğru. Lütfen. Babayı da pek fazla yormayalım. Biliyorsunuz sıkıntılı. O yüzden sizlerden ricam. Basın arkadaşlar. Lütfen.
bir yol verelim. Şimdi normalde arkadaşlarımız bekliyorlar. Şu karantini bırakacaklar. Anlayışınız için şunlar bir şey yapıyorlar. Bir saniye. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Şu anda girişimi açalım. Lütfen. Yakındınız mı çocuğun yerine? Yok! Yok kardeşim yok! Yazık be yazık! Bu evladı kim diyor? Muhtemelen tamam diyorsun. Ney tamam? Adalet Bakanı! Süleyman Soylu! Böyle bir şeye maruz kaldık diyorsun. Ne maruz kaldık? Ne yaptı dırdı da imza atamadı? Ne yaptın ya? Yazıklar olsun. Hanımefendiler karantinaya kaldı diğer tarafa. Evet. Hanımefendimiz azaldı arkadaşlar. Abi şimdi. Abi, abi bak bayanlara bir yol ver. Abi. Arkadaşlar. Özgür kalacak. Kadınlar özgürdü. Özgür kalacak. Kadınlar özgürdü. Özgür kalacak.